Galatasaray 3 Mayıs'ta Fenerbahçe stadında Beşiktaş'ı 2-0'la geçip hem averajını biraz düzeltmiş hem de durumu puan puana getirmişti. 1984 Temmuz'unda gelmiş olan Alman hoca Jupp Derwall'in Galatasaray'ın futbol üzerine olan etkisini görmek için futboldan anlamaya gerek yoktu. Ama şimdi akıllarda başka bir şey var. En son 14 yıl önce Uğur Köken'in elinde yükselen kupa, bir ay sonra Cüneyt'in elinde yükselebilecek miydi? Kulübü, basını, taraftarı ve hatta siyaseti bu düşünce sarmıştı. Öyle ki siyasi yasakların referandumla kaldırılması konusu bile gölgelenebiliyordu bu konuyla zaman zaman. 2 puan sisteminin son yılıydı. 1984-85 sezonunda Fenerbahçe Beşiktaş'a, 1985-86 sezonunda da Beşiktaş Galatasaray'a averaj üstünlük sağlamıştı. Beşiktaş Galatasaray'a yenilmesine rağmen yine de averaj olarak 7 gol üstün durumdaydı. Farklı skorların alınması son haftalarda iyice zorlaşmıştı. 2 puanı bile zor çıkarıyordu takımlar. Artık iş son 4 maça kalmıştı. Hataya yer yok gibiydi. Galatasaray'ın en çok umut bağladığı hafta gelmişti. Galatasaray Rize'ye gidecek, Beşiktaş ise Fenerbahçe ile oynayacaktı. Demeçlere de bu yansıyordu zaten. Puan puana olan iki rakipten Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önündeydi. Galatasaray öncelikle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a çelmesini bekleyecek. Olmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keselim hesabı, oynanılacak maçlarda averajı kapatmaya çalışacaktı. Geçen sezonki hayal kırıklığını tekrar yaşamak istemiyorlardı. Diğer yandan oynayacakları Rizespor, Kocaelispor ve Antalyaspor düşmemeyi oynamaktaydılar. Yani maça asılacak takımlardı. Son hafta ise Eskişehirspor maçı vardı ki ligin ilk devresinin son maçında Galatasaray'a kök söktürmüş bir takımdı. Ayrıca Federasyon Kupası finalistiydi. Hasılı bu maçlar fark atmanın zor olacağı maçlardı. Galatasaraylı futbolcular sevinç içinde. İyi bir ekipti aslında Rizespor. Kadroda Abdullah Avcı, Hakan Tecimer, Metin, Harun, Turgut, İsa, Mehmet, Ali, Sinan gibi oyuncular vardı. Sahaları topraktı ve bu durum rakipler için oldukça zorlayıcıydı. Rizespor, ligden düşmesi kesinleşen Diyarbakırspor'u yenerek bir miktar rahatlamıştı. Galibiyet olursa Diyarbakır'dan uçakla, olmazsa 19 saatlik otobüs yolculuğuyla döneceklerdi. Başkan, teknik direktör Fethi Demircan'a bu şekilde söylemişti. Ve galip geldiler, o söz tutulmuştu ve üzerine İstanbul'da 2 gün konaklayıp gezi bile yapmışlardı. Artık Rize kurtardı, gevşemeye başladı yorumlar da peş sıra gelmişti. Galatasaray ihtiyacı olan averajın bir kısmını Rize'de kazanabilirdi. Bu rahat görüntüye rağmen başkan Galatasaray maçını ligde kalma açısından önemli görüyor, son 3 haftada korkulu rüya görmek istemiyordu. Galatasaray maçına yüksek prim koyuldu. Böylece Galatasaray'ın umduğu farklı galibiyeti vermeyeceklerinin sinyalini vermiş oldular. Galatasaray ise omuzunda çatlak tespit edilen Erhan'dan yoksun olarak Trabzon'a, oradan da Rize'ye geçmişti. Erhan, Altay maçında kolun neredeyse vücuduna yapıştırarak oynamıştı ve bu da dengesini sağlamada oldukça sorun yaratmıştı. Ayakkabısını bile sahada arkadaşlara bağlamıştı. Derwall bu kez Erhan'ı kullanmayacaktı. Maçtan önceki gün Galatasaray kafilesindekiler çağ yerinden öteye yerli giderim yerli klibini çekermiş gibi antrenman sahası ararken yorgun bitkin düştüler. Sonuçta bahçelerin arasında kalan yeşillik bir alanda son idmanlarını tamamladılar. Maç saatinde Atatürk Stadı tıklım tıklım doluydu. Yaklaşık 14.000 Rize Spor taraftarına karşılık 1500 civarında da Galatasaray taraftarı vardı. Maça fırtına gibi giren Rize Spor oldu. Daha 3. dakikada Abdullah topu kaleye yöneltti. Cüneyt Simoviç'i kontrpiyede bırakmış ama Simoviç müthiş çıkartmıştı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Hakan'ın ortasına Sinan kafayı vurmuş, Cüneyt topu ancak elle çıkartabilmişti. Coşkun Kutay tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Abdullah'ın topu yolladığı köşeye uzanan kaleci Simoviç topu atlasa da çıkartamadı. İlk yarı bu golle 1-0 kapandı. Galatasaray fark için geldiği maçta Simoviç'in performansı olmasa daha ilk yarıda fark yiyecekti. İkinci yarıda Galatasaray oyunu ele almaya çalışsa da pozisyonları yakalayan yine Rizespor oluyordu. Sinan 52. dakikada öyle bir şut attı ki tribünler gol diye ayağa kalktılar. Lakin Simoviç buna izin vermedi. Daha 1 dakika geçmemişti ki Semih'ten gelen savunma hatasını Hakan affetmedi ve durumu 2-0'a getirdi. Sonrasında Galatasaray durumu kurtarmaya çalıştı ve birkaç atak buldu. Şutları Rize defansına, iki topu da direğe takıldı. Yaptığı ataktan daha fazlasını gördü kalesinde. Eğer Simoviç gününde olmasa dengesiz kontralarla fark daha da açılabilirdi. Rizespor'da Hakan, genç markacısı Suat'a rağmen çok etkili oynamış.
Abdullah ve Sinan da rakip defansı fazlasıyla yıpratmışlardı. Takım, teknik heyet ve başkan son düdükle birlikte adeta tatlı bir rüyadan uyandılar. Bugünkü maçı kaybettikten sonra şampiyonluk ümitlerimiz tabii ki oldukça azaldı. Şu an takımımızda oynayamayacak durumda olan 4 sakat oyuncumuz var. Bunlar oldukça etkiliyor takımımızı. Bunun yanı sıra bugün iyi oynamadık. Rize mücadele olarak bizden üstündü. Oyuncularımız oldukça sinirli bir havada maçı oynadıkları için rahat rahat oynayıp da iyi oyunlarını ortaya koyamadıklarından dolayı bugünkü maçı da kazanamadık. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu göz önüne getirince Beşiktaş'ın bu maçı açık farkla kazanacağını düşünmüştüm zaten. Top tabii ki yuvarlak. Önümüzde daha 3 maçımız var. Bizim bugün burada kaybettiğimiz gibi Beşiktaş'ta, Malatya'da veya Bursa'da mağlup olabilir. Tekrar her şey bizim lehimize dönebilir. Mümkün. Galatasaray'la henüz mukavelem devam ediyor ve önümüzdeki yılda çalışacağım. Uçakta derhal teselli eden yine Başkan Tanrıyer'di. Biraz kendilerine geldiklerinde olumlu mesajlar verildi. Ligin bitmediği, iyi oynayan takımın er ya da geç sonucu bir gün elde edeceği konuşuldu. Galatasaray ve dolayısıyla hücum futbolu anlayışını eleştiren spor yazarları, bizim neyi eleştirdiğimizi şimdi anlamıştır Sayın Derval ve kamuoyu şeklinde yazılar yazdılar maç sonrasında. 20 yaşındaki genç Suat'ın Hakan Tecimer'e adam adama verilmesinin bir kumar olduğuna dikkat çektiler. Derval maçtan sonra son derece moralsizdi. Kötü oynadıklarını ama her şeyin bitmediğini söyledi. Defansta Erhan olmamasının bozguna zemin hazırladığına inanıyordu. Bu kötü sonucu kimse beklemiyordu ama ilk idmanı 300 kadar taraftarın basacağını da beklemiyorlardı. Polis, taraftar ve Derval arasının yakınlaşmasına mani oldu. Ama bu Alman hocanın moralini olabildiğince bozdu. Taraftarlar onu istifaya çağırdılar. Oysa ki az önce futbolcularını soyunma odasında çevresine toplamış, gazetelerden duyacağınıza benden duyun, seneye yokum demişti. Benzer açıklamayı kendisini bekleyen 15 civarı gazeteciye de yapmıştı. Tepkiler karşısında Ergun Gürsoy'a dönerek, "Bunlar ne istiyorlar? Gitmemi istiyorlarsa zaten kararımı verdim, gidiyorum." demişti. Tüm bu görüntüler arasında derhal teselli eden iki asker ve çiçek veren küçük kız olmuştu belki de. Başkan Ali Tanrıyer, Derval'in gitmesini, 3 yıl önce başlayan bu serüvenin böyle bitmesini istemiyordu. Futbolcular da Derval'e yapılanın doğru olmadığını ifade ettiler. Sonrasında tatsız, tuzsuz çalışmalarına devam ettiler. Ama Alman hoca kararlıydı. Hatta yardımcıları da bu işi kafalarında bitirmişler, bunu da deklare etmişlerdi. 3 yıl önce Florya'nın toprak sahasında başlayan müthiş serüven yine bir toprak sahada sona ermişti.